Evet sevgili dostlar, evet sevgili dostlar, bir sevgililer günü yine yaklaştı. Ben geldim, 30 yaşına geldim. 30, süper. Şey soracağım, hala bir sevgililer gününde yanımda sevgilim olmadı. Sizin mi olmadı? Benim gerçekten olmadı. Evet. Senin... Şu anda sevgilin yok mu? Bu 14 Şubat'ta sevgilim yine yok olacak. Yine sevgililerim dediniz ama sevgilim hala yok. Ama zaten şudur, sevgilileri olanların zaten hayatlarının hiçbir zaman sevgilisi olmaz. Evet. Kim? O bu sokaktaki elle dolaşan insanlar ne yapıyor? Onlar nerede yaşıyor acaba ya? Onları çok merak ettim. Ya ben hayatımda 35 yaşıma geldim. Hala bir sevgilimle elini tutup normal bir standartlarda gezmedim. Hep kapalı arkalar arasında. Senin korkun birisin var. Genelde sevgililerim sanatçı, moda camiasına üst exclusive kadınlar oluyor ve onlar da benimle genelde piyasada görünmek istemiyorlar. Niye senin başın kel mi? Benim başım kel mi? Saçlarım var ama maalesef olmuyor. Şey soracağım. Bu yıl başında yine kapılar arkasındayım. Evet. Özel bir bayana. Evet. Özel bir bayana masaj yapacağım der gibi oluyor. Masaj değil de ona eskortluk yapacağım. Vay be. Yani, şey soracağım. Evet. İlk defa oldu bu yıl sende. Bu yıl evet. Ben de bu kere. Yaş kaç oldu da ilk defa? Yaş 18. 19. Yani 19 arası. Askerlik az kaldı ama. Az kaldı evet. Şey soracağım. Benim de askere gelecek bir kız var mı acaba? Ben de onu diyecektim. Senden birisi askere gelir mi acaba ya? Bilmem. Ama kızlar portakalı soydum, başucuma koydum yapmasınlar. Ne yapsınlar? Yani bizim Türk kızları gerçekten. Yani gördüğüm en yalancı ırk. Şey soracağım ya kardeşim. Evet. Facebook'ta bakıyorsun. Twitter'a bak, Instagram'a bakıyorsun. Evet, Instagram. Evet. Her yerde herkes yalnız. Ama herkes bir şey söyleyeyim mi? Senin performansının üzerine performans tanımıyorum. Estağfurullah. Neden biliyor musun? Bu ispatlanmış bilim adamları kellerin performansı çok daha iyi oluyor. Oğlum ya, millet yanlış budizm ve genelde saçlarını hep kazıtırlar. Evet. Performans daha yükselsin diye. Daha ruh, rahat çakralar açılsın diye. Evet. Hello. O şey, you welcome. Onları konunun içine almayalım ben. You welcome. Onu uzay. Make the video. Şey soracağım. Yes. İki tane. Sorry. We make the video. This is Italian shopping. Italian. We make the. You have any message for Valentine's Day? Yes. Now we are doing video. Yes. If where you are from? No, thank you. But where are you from? English, British. Different places. You from London? London. Yeah. You London, huh? You? Yeah. US. Mm, it's great, so good. People. So you cute. You have a boyfriend? Yes. Have you boyfriend? Hey, sayın seyirciler, şu anda iki tane müşterimiz var. İki tane sevgili London. Onlarla katılın dedik. Biz ne yapıyoruz? Onlara bize katılın dedik ki maalesef katılmadılar. Evet, biz ikiz oldum. Şey diyor. Ya biz bunu geri dönelim. Geri dönelim. Evet. Yani bu Facebook'ta, Twitter'da, tamam. Dünyada, bu sanal dünyada yalnız aşk acısı çeken insanlar nerede? Yani bu yol sokakta el ele tutuşanların Twitter'da, sanal dünyada yoklar mı acaba? Yani ben olmadığını inanmıyorum. Sanarsın herkes olur. Böyle geberiyor, aşk acısı çekiyor, sevgilisi yok. Yani herkes öyle sanki. Yani yıllardır sanki sevgilin yokmuş gibi bir sevgili arıyorsun. Yok, ben ama değil de. Bunu izlendiği zaman yani rekor seviyesinde sevgilin olacağını düşünüyorum. Eyvallah. Ben evet. En çok merak ettiğim şey şu. Evet. Yıllardır evet. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde bir kere bir parti yapılır. Yalnızlar Partisi yapılır. Evet. O klasiktir, her yıl olur. Hı hı. Ondan sonra da o gün herkes kasar. Evet. Çok kasarlar yani. Hı hı. Varsa ayrılırlar. Bir de şöyle bir taktik var. Sevgilisi olanlar, bir sevgili hediye alacaklar ya birbirlerine. Evet, evet. Ayrılıyorlar. Evet. Bazıları da ayrılmak üzere olsa da ayrılmıyorlar ki sevgilimden hediyemi alayım da böyle ayrılayım evet, diyorlar. Evet. Ya da sevgiliye gününüm, yalnız geçirmeyeyim diyen
kesimler var yani. Evet. Bunun için ne diyorsun sen bu konuda? Ben baktın. Sevgililer günü tamamen bir ticaret olarak görüyorum zaten. Evet. Tartışmasız. Herkes o ay, o da doğru söylüyorsun. Keşke şöyle bir şey düşünmek isterdim. Keşke marketlerde falan şey satılsa da böyle güzel, böyle bir şey umarım olur da. Hani kızlar falan satılsa, onları alsak bitirinler. Bir günlük değil mi? 14 Şubat'ta. Evet, manken gibi gelecekler. Evet, bunu almak ister misiniz? Evet, ben bunu alıyorum. Ne kadar? Şu kadar. O gün benim yani. Ama bunu çok illegal değil de çok doğal olacak. Bence çok güzel olurdu. Bence de çok güzel olurdu. Acaba kızlar nerede ne derler buna? Bence hoşlarına giderlerdi. Eğer sana şeyi sen soracağım. De ben gibi olursa hoşlarına gider. Sen de beni reddedecek bir kadın tanımıyorum. Ben de tanımıyorum. Ama yakışıklı erkekler her zaman reddedilirler. Neden biliyor musun? Kızların egosu okşandığı için. Evet. O da var. Evet. Baba Fingo ne olduğunu biliyor musun? Baba Fingo'yu bilmiyorum da Tarkan'ı iyi bilirim. Sen Tarkan'ı biliyor musun? Tarkan. Tarkan'ın bir tane köpeği var falan böyle. Ha. Konu nereden nereye geçti ya? Öyle işte. Evet sevgili dostlar. O dediğin şey neydi? Çok merak ediyorum. Evet sevgili dostlar. Evet. Bize ayrılan süre yine burada son buldu. Yine biz de ne dediğimizi anlamadık. Siz de anlamadınız. Anlama, onlar da anlamadı. Ama vitrinlerde modelleri görmek istiyoruz. 14 Şubat'ta 50 yıl sonra, 60 yıl sonra alabileceğimiz vitrinde güzel kadınlar istiyoruz. Evet, kadın gibi kadın. Evet sevgili dostlar, 14 Şubat'a ramak kaldı. Size tavsiyem, sevgiliniz yoksa, varsa da yoksa da beni mutlaka bulun. Mutlaka bize gelin Avangarza şok hediyeler. Yani gerçekten burada bir sevgiliniz var gibi. Ya da fark etmez. Bir kıyafet alana ne veriyoruz? Beni veriyoruz. Yok şey, buraya gelen herkese sürpriz hediyeler veriyoruz. Evet. 14 Şubat'ta önemli olan, burada çok güzel bir fantezi kürkü var. Önemli olan burada dostlar alışverişte görsün. Önemli olan atraksiyon olsun. Bir bahane olsun. Evet. Yerimizden kalkalım. İşte yeni insanlar görelim. Yeni bizi siz mağazamızı görmüş olun. Evet. Buradan bir şeyler alın. Veya makyajım almayın. Akmış mı? Sen bu arada sen güzellik uzmanıydın değil mi? Evet evet. 14 Şubat'ta makyaj yaptıracak kadınlar da beni bulabilir ama biraz pahalıyım. Telefon numaranı ver istersen. Tabii ki veririm. Ver telefon numaranı. 535 617 18 85. Bir daha söyle. 535 617 18 85. Burası İstiklal Caddesi'nde 120 Taksim 12 Galatasaray Şanı. Hemen girince zaten pasaj komple Avangard organizasyonunun alt katta ben oluyorum kasada. Evet. Bekliyorum sizleri. Bize böyle yaparsanız biz biliyoruz, anlarız ki siz bizim videomuzu izlediniz. Size sürpriz bir hediye var. Umarım her şey gönlünüzce olur. Sen kapanış yap istersen. Okay, I love you. I love fashion too.